Günden kalanlara hoş geldiniz. Bloomberg KT ekranlarında bu hafta çok sevdiğimiz konukları iki defa ağırlıyorum. Hakan Güldağ bizlerle. Hoş geldin. Seninle yayına çıkmak her zaman bir zevk, keyif Barış'cığım. Estağfurullah Hakan abi. Bana katlandığın için teşekkür ederim. Bu hafta ikinci defa Hakan Güldağ bizlerle. Şöyle bir piyasaya bakalım. Ne durumda, ekranlara rakamları yansıtalım. Ardından sohbetimize geçeceğiz. Ankara'ya da döneceğiz. 1378 Borsa İstanbul'da dünkü düşüşün ardından bugün bir yükseliş var ama o kadar tabii dünkü düşüş henüz telafi edilememiş görünüyor. Dolar TL sakin, hafif aşağı geliyor hatta 8.66'da. Euro TL 10.28 seviyesinde, her ikisinde de TL Euro'ya ve dolara karşı değerleniyor. Euro dolar paritesinde yukarı doğru bir hareketlenme, 1.18.71'e kadar geldik. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerimize baktığımızda 18.47, 10 yıllık tahvil faizimize 17.61'den işlem görüyor. Avrupa endeksleri de dünkü düşüşü bugün yerine koydu. Dün işte delta varyantı, ekonomik toparlanma endişeleri, ne olacak ne bitecek diye o endişeler bugün baktığımızda tamamen ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Paris %2 yukarıda, İtalya %1.5'un üzerinde yukarıda, İngiltere primli, DAX endeksi, hepsi, bütün Avrupa'nın endeksleri, lider endeksleri bugün yükselişteler. Amerikan endekslerine de benzer bir tablo var. Hatırlarsanız demiştik ya, bu bir gün sonra bu delta varyantı endişesi ortadan kalkar, yeniden toparlanmayı satın alan Amerikan endeksleri olabilir. Nitekim öyle oldu. Dünkü satışı unutuldu. Bugün Amerikan endekslerinde ciddi bir toparlanmayla karşı karşıyayız. Emtia cephesinde 1806 dolar onsun fiyatı, gram altın 502 lira, dolar TL'nin düşüşünden olumsuz etkileniyor. Bitcoin'de de bugün yükseliş var. Dün o da aşağı doğru inmişti. 33.400 seviyelerdeyiz. Petrol fiyatları da toparlanıyor. Yeniden 76 dolara yaklaştı Brent. Amerikan tipi ham petrol de 74.5 dolardan işlemlerini sürdürüyor. Ankara zamanı Esra Nehir karşımızda olacak. Bakalım başkentin gündeminde neler var diyeceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sanırım Diyarbakır'da, oradaki mesajları takip ediliyor bir taraftan. Evet Barış Esen, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu dakikalarda Diyarbakır'da halka hitap ediyor. Konuşmasının devam ettiğini ifade edelim. Ankara'daysa bugün meclisten yansıyan başlıkları konuştuk. Meclise bugün 25 maddeden oluşan bir torba teklif sunuldu. Ekonomiyle ilgili maddeleri dikkat çekiyor özellikle. Bunları hemen aktaralım. Teklifle güvenlik korucularının maaşları asgari ücrete tamamlanacak. İzin almadan tütün ticareti yapanlara verilecek hapis cezası da bir yıl ertelenecek. Karşılıksız çeke yine af getiriliyor. Bu madde dikkat çekiyor bu teklif içinde. TÜİK özel bütçeli kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Ekonomi reform paketinde hedeflenen eylemlerinden biriydi bu. Bu eylemde hayata geçmiş olacak. Bunun dışında 2020 yılında meydana gelen depremlerde zarara uğrayan vatandaşların hak kaybına uğramaması için çeşitli adımlar atılacak. Bunun yanı sıra OHAL'le ilgili de bazı düzenlemeler var. Hemen bunu da aktaralım. OHAL sonrası yasal düzenlemeyle getirilen toplu suçlarda gözaltı süresi 12 güne çıkarıldı. Şirketlere kayyum atanması, kamudan ihraçlara ilişkin yetki de 3 yıl daha uzatıldı. 31 Temmuz'da sona eriyordu. Sonrası merak ediliyordu, nasıl bir adım atılacağı. İşte bu yetki de yasalaşırsa eğer bu teklif 3 yıl daha uzatılmış olacak. Meclisten başka başlıklar da var. Aslında 4. yargı paketi genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Eşe karşı işlenen kasten öldürme, yaralama, eziyet gibi suçlar boşanmış eşi de kapsayacak bundan sonra. Katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Bunun dışında yine kamuoyunda çokça konuşulan, gündem olan bir başka yasa teklifi vardı. O da hayvanları koruma kanunu. Uzun süredir meclis gündemine gelmesi bekleniyordu. Geldi ve hızlı bir şekilde meclisten de geçti. Dün itibariyle yasalaştığını da ifade edelim. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Venedik'te, burada
G20 zirvesi kapsamında toplantılara katıldı ve mevkidaşlarıyla görüştü. Önemli bir görüşmesi vardı bugün. ABD'li mevkidaşı Yellen'la bir araya geldi ve bu görüşme ilişkin hem fotoğrafları paylaştı hem de açıklama yaptı. O açıklamayı da aktaralım. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik dedi. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik ifadesini kullandı. Ankara'da bugün bu başlıklar öne çıktı diyelim. Barış Esen, sözü Ankara'dan İstanbul'a sana bırakalım. Esra Nehir'e çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize başlayacağız. Günden kalanlara Hakan Güldağ'la sohbet ederek devam edeceğiz ama önce bir cari açık verimiz var. Bugün açıklanan Mayıs ayında yaklaşık 3.1 milyar dolarlık bir cari açık. Onu izleyelim haberi, ardından üzerine konuşarak sohbetimize başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari açık 3.08 milyar dolar oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Mayıs'ta cari açığın 2.95 milyar dolar olacağı yönündeydi. Cari açık Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 919 milyon dolar azalırken, bu yılın Nisan ayına göre 1.37 milyar artış kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yıl Mayıs ayında 2.08 milyar dolar açık verirken, bu yıl 774 milyon dolar açık verdi. Nisan ayında cari açık 1.71 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, cari açığın Nisan'da 2.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi. Mart ayında ise cari açık 3.3 milyar dolar olmuştu. Cari denge verisi manşeti itibariyle bu şekilde. Hakan abi, nasıl görüyorsun? Yani bir cari açık var ama burada tabii enerji ve altını dışarıya çıkardığımızda fazla veren tarafta Türkiye ekonomisi net bir şekilde, ama o ikisini de işin içine dahil ettiğimizde açık vermeye devam ediyoruz. Enerjiyi dışarı çıkaramayız. Hani altını bir derece belki farklı şeylerle değerlendirebiliriz ama enerji sonuç olarak bu ülkenin işleyişinde, yani sanayinin çarklarının dönmesinde önemli bir faktör ve sonuçta oraya da bir para ödemek durumundayız. Belki onu biraz daha farklı da değerlendiririz ayrıca, ama öte yandan söylediğin çok önemli, çünkü demek ki bu tür yani dolaylı olarak etki edenler dışında bu ülke ürettikleriyle bir şekilde cari fazla verebileceğini de gösteriyor. Yani bunu da göstermesi açısından önemli. Biraz yani nasıl diyelim, yıllığa da bakmak lazım tabii. Yıllık yani orada da 31.9 yani 32 diyelim. 32 civarında, ama o biraz aşağı inebilir mi? Gelebilir. Yani nereden gelebilir? Bir kere turizm muhtemelen o ankette de 2.9 olarak beklenenin 3.1 gelmesinde belki turizmden gelirlerin biraz daha artmış olabileceği ne düşünüyorduk, ama pek öyle olmadı. Ama bundan sonra olabilir. Sektörle konuştuğumuz zaman gerçekten mesela Eylül ve Ekim'de özellikle, tabii bu dördüncü dalga falan olmazsa onu kimse hesap edemez, ama neredeyse %100'e varan doluluklar. Eylül-Ekim. Evet, Eylül-Ekim'de. Hatta diyorlar ki Kasım'a ve Aralık'a da sarkıtılabilir bu. Yani bu şu Mayıs-Haziran kaybımızı Kasım-Aralık'la belki telafi edebiliriz. Yani şimdi sektör temsilcilerinin ifadelerini söylüyorum. Ya bu konuda farklı görüşler var ama öyle 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir bu sene için hayal olmayabilir beklentileri ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi bazı değişiklikler de oldu. İşte İngiltere sarının koşullarını değiştirdi. Mesela eğer sarı listeye girdiysen, oradan geldiğinde seni karantinaya almıyor, sarı listedeki bir ülkeden filan. İşte biliyorsun Fransa zaten biraz açmıştı. Ukrayna aynen devam ediyor. Zelenski ile tekrar görüşme yapıldı. Rusya tarafı açıldı. Almanya'dan olumlu işaretler geliyor.
Böyle bakıldığında belki de ayakları o kadar da havada değil bu beklentilerin. İngiltere galiba 15 Temmuz'da bir daha değerlendirecek. O İşte sarıyı alırsa bizi. Evet. Yani sarıyı aldıktan sonra eğer tekrar şey yapmam diyorsa bizim 3 tane kaynak ülkemiz var zaten. Ona öyle deniyor. Kaynak pazar deniyor. Türkiye'nin kaynak 3 kaynak pazarı İngiltere, Almanya, Rusya. 3 tane büyük şey var. Yani İngiltere'nin o noktada yaklaşımı son derece önemli. Eğer sezonu da uzatma, ki Rusya açısından bu sezon uzar. Yani onda hiç şey yok ya, o tartışma olmaz ama Almanya, İngiltere tarafını bilmiyorum. Eğer öyle olursa cari açığımızı biraz daha geriletme imkanımız olur. Bir, bu nedenden dolayı olabilir. İkincisi de gördüğümüz, izlediğimiz, tabii gene zikzaklar çiziyor. Fakat emtiada bir aşağı doğru geliş var. En azından bu metaller tarafında vesaire. O eğilim artarak devam ederse, bir normalleşmeye doğru orası giderse, ki Çin de artık herhalde canına tak dedi, bazı eylemlerde bulunuyor. Yani bu sürekli bu emtia fiyatı. Özellikle. Çelikçilere şeye de yaptı baktığın zaman öbür tarafta, yani bakırda stoklarımı satacağım dedi vesaire. Yani öyle, hani bakır ki hani bu işin önemli metallerinden bir tanesi. Öyle bakınca biraz orada bir normalleşme Türkiye'ye yarar, fayda sağlar. Ham madde tarafında biraz normalleşme olur. Turizmde de bir artış olursa, ki artış her durumda olacak ki, da o senaryoları biraz daha zorlayan, aşan bir durum ortaya çıkarsa, işte sezonun uzaması vesaire gibi noktalarda, biz belki de 30'un altında bir cari açıkla, belki hatta 25'e doğru yaklaşan bir cari açıkla yılı kapatma ihtimalimiz var. Yani evet, en azından bir ihtimal, olasılık olarak var. Merkez Bankası da bunu aslında kendi son para politikası kararı metni içerisinde ifade ediyor. Evet. Orada daha düşük bir cari açık tablosunun görülebileceğine dair ifadeleri var. Şimdi biraz daha detaylara baktığımızda Erkan abi, Mayıs'ta doğrudan yatırımlardan net girişler $304 milyon, istediğimiz bir şey. Portföy yatırımlarında da $836 milyon net giriş görünüyor rakamlarda. Yani biz aslında yabancı yatırımcının şu rakamlara baktığımızda fena değil gibi. Yani en azından beklentinin üzerinde. Evet, özellikle beklentinin üzerinde. Bunlar enteresan. Hem portföy yatırımları. Ama hatırla, bu sonuç olarak Mayıs. Evet. Yani, evet, Mayıs ayı. Yani o sıralarda böyle bir hareket oldu hatırlarsan. Yani ondan sonraki aylara ne kadar yansıdığını takip etmemiz lazım. Yani bizim şu anda gördüğümüz yabancı yatırımcı tarafında doğrudan yatırımda büyük bir giriş yok. Yani girenler de daha çok konutla ilgili, büyük oranda konutla ilgili, gayrimenkulle ilgili. Öyle doğrudan yatırıma gelen, ki en çok isteneni odur. Onda fazla bir hareket yok. Sen de çok daha yakından izliyorsun. Portföy yatırımlarında da işte yani 3-5 geliyor, 3-5 gidiyor. Çok küçük hani, yani çok küçük rakamlar. O açıdan bu Mayıs'a özel bir rakam olarak şey yapılabilir. Bu ilk şey olarak değil, değil mi? Yani Mayıs ayına ait, evet, olan, evet, değil mi bu? Aynen, evet, aynen. Mayıs. Yani o trend o kadar devam etti mi? Çünkü bir hareket oldu. Bir hareket Mart'ta oldu. Biliyorsun yani Şubat, Mart gibi böyle bir hareket oldu. Daha sonra da hadi geliyorlar filan dendi. Sonra bir tekrar bir çıkış oldu. Bir o kurlar iyice fırladığı zaman bir kere daha bir hareket olur gibi oldu. Onun yansıması olabilir. Ben esas gelirin, yani cari açığı dengeleyecek konunun bu sene turizm, ihracattaki iyi gidiş, yani her şeye rağmen iyi gidiyor ihracat. Ve de turizm olacağını düşünüyorum. Turizm tarafı olacağını düşünüyorum. İhracatta da konuştuğumuzda hani sektörden, sen tabii Hakan abi çok daha içerisindesin, belki bize anlatırsın. O tedarik zincirleriyle ilgili sorunların bir miktar sanki ortadan kalkması, ham maddeye ulaşma ile ilgili de belki biraz daha rahatlama oldu mu? Biz çok konuştuğumuz programlar hatırlarsın. Evet. Konteyner sorunu mesela çözüldü mü? Yok. Orada nedir son durum? Tam çözülmedi. Hala tam çözülmedi. Yok yok, hayır, kesinlikle tam çözülmedi. Hatta öyle söyleyeyim ki mutlaka şaşırılacak.
Yani o Mısır'da hani bir gemi kapatmıştı ya. Evet, Süveyş kanalında. Sonra o açıldı. İki gün sonra gitti değil mi o gemi? Yani oradan kaldırdılar, gönderdiler. Evergreen ama onun, miydi? Evergreen. Onun getirdiği sıkışıklığın bazı yansımaları hala sürüyor. Çünkü limanların giriş çıkışlarında farklılıklar yarattı. Ve orada tabii bütün bu hakikaten kaotik ortamında beslediği ama biraz da ondan faydalanan bir oligopol piyasanın varlığı hala sürüyor. Hala konuştuğumuz zaman Türkiye Denizcilik Zirvesi vardı hafta sonu. Evet, geçen hafta sonu. Ben de bir toplantının moderatörlüğünü yaptım. Orada da yine konuşuldu. O sorunlar sürüyor ve bu oligopol yapılar, yani o büyük deniz taşımacılığının büyük şirketleri hala oradan o bir önceki dönemdeki kayıplarını çıkarmanın peşinde. Yani fiyatları yukarıya doğru, yani dedikodulara artık girmeyeceğim. Dedikodular, hani konteyneri boş olarak yuvarlıyorlarmış, konteyner işi piyasaları yüksek dursun filan diye den başlayıp, yani birçok dedikodu. Dedikodular nereden geliyor? Ama sektörden gelmiyor mu? Sektörden geliyor sonuçta. Yani. Sektörden geliyor ama tabii bilebildiğimiz bir şey değil. Gördüğümüz, izlediğimiz bir konu değil. Ama oradaki sorunlar devam ediyor. Belli oranlarda iyileşmeler oldu. Belli hatlarda daha iyi bir iyileşme var ama genel olarak sorun sürüyor. İhracatta ama otomotivde biraz sıkıntımız var. Otomotiv 30 milyar doları umuyoruz bu sene bulacak. 30 milyar dolar. Evet, 30 milyar dolar. İhracatı. Ama 2019'da da öyleydi. Çok inanılmaz. Geçen sene 25 oldu. 5 milyar Türkiye'de kaybetti. Türkiye'de sattığımızdan daha fazla otomobili biz yurt dışına satıyoruz değil mi? Yani Türkiye'de 1.2 sanırım. Sen belki rakamlara daha iyisin ama. Daha bile az. Daha mı az? Tabii. 800'de falan bitti. 800'de falan belki düşmüştür. Evet. Ama yurt dışına Türkiye otomotiv sektörü daha fazla ihracat yapıyor. Kesinlikle öyle. 30 milyar doları üzerine bile çıkabilirdi. Çünkü bir talep artışı da var. Bir beklentiyle, ama ne oldu? Biliyorsun bizim bazı önemli fabrikalarımız bu çip krizi nedeniyle 8 hafta ara verdiler üretime. Hala devam ediyor. Biz konuşmuyoruz belki ama Hakan abi sen daha iyi ifade edersin. Bugün yine bir arkadaşımla konuşuyordu. Bir Alman, yani bir Alman otomobil deyince aklımıza ilk gelecek otomobillerden bir tanesinin orada çalışıyor. Evet. İşte bu Avrupalı oradaki hem tedarikçiler hem üretim işiyle ilgilenen iş arkadaşlarıyla bir konferansta çip krizine ilişkin hala gündemlerinde olduğunu ve bunun sıkıntı olarak devam ettiğini ifade ediyorlar. Evet, doğru. Bu bize pek şu an sanki pek yansımıyor gibi, yani biraz yansıyor ama biz yani üzerinde çok konuşmuyoruz. Yansıyor, yansımaya devam ediyor. Ama tekrar üretim başladı mı? Üretim başladı. Biraz orada bir, ne diyorlardı ona, bir senkronizasyon sağlayacağız diyorlardı yurt dışındaki firmalar. Ağustos sonuna kadar da o senkronizasyon tam devreye girecek gibi bir beklenti var. Yani orası da yavaş yavaş ihracatımız tekrar oraya takılmayacak diye düşünüyoruz. Ama bir yavaşlama yarattı mı? Kesinlikle yarattı. Ya 30 milyar doların üzerine çok rahatlıkla çıkılabilirdi. Geçen Orhan Sabuncu, Uludağ Otomotiv İhracatçı Birliklerinin başkan vekili, aynı zamanda daha önceden Baran Çelik'le Uludağ OİP'in İhracatçı Birlikleri Başkanı, onlarla sohbet ettiğimde yani onların bakışı, talep tarafında bir sıkıntı yok. Bizim bu ham madde ve sıkıntısı, çip sıkıntısı esas itibariyle ortaya çıktı. Ama onlar da ne yapıyorlar? İşte farklı pazarları da bulmaya çalışıyorlar. Dijital, yani sanal ticaret heyetleri düzenleyerek değişik pazarları yoklamaya çalışıyorlar. Hiç olmazsa bu krizler aşıldığı zaman bu pazarlara da İhracat yapabilmek açısından. Mesela bazı sektörlerde geçen Temsad'ın tekstil makinacılarının, tekstil makinesi sanayicilerinin genel kurulu vardı. Orada Temsad'ın. Türkiye'de üretilen tekstil makineleri değil mi? Tabii Türkiye'de üretilen tekstil makineleri. Şimdi böyle çok, bu programda mı konuşmuştuk hatırlıyorsun? Yurt dışından ithal edip Türkiye'de üretilmiş gibi satılan Çin makinelerinin olduğunu biliyoruz bu sektörde. Evet, var. O da değil var. Mi? Doğru, var.
Doğrudan bu çünkü... Türkiye bu konuda bir numaralı ithalatçı. Nasıl yani? Dünyada bir numaralı ithalatçı. Tekstil makinesi ithalatında bir numarayız. En büyük pazar, herkesin gözü Türkiye'de. Türkiye en modern makineleri alıyor. Bazen böyle işte maske yapmak için filan Çin'den de hemen makineleri alıyor. Ama aynı zamanda ciddi bir ihracatçı da, önemli bir ihracatçı da. Mesela Adil Nalbant, işte temsilat başkanı, dedi ki bizim siparişler artık 2022'ye, 2021 sonuna kadar biz doluyuz. Bizim çalıştırıcı, yani siparişlerimizi aldık. Yani o tarafta mesela gayet iyi gidiyor. Tekstilde dokuma tarafı iyi gitmeye başladı. Yani bu mesela evde oturma işi sadece burada olmuyor. Avrupa'da da öyleydi. Pek dokumaya dönük fazla bir hareket yoktu. Evet, örme tarafında zaten iyiydi konu. İşte penyeydi, tişörttü, eşofmandı. Onunla millet gezindi ya da evde, evlerde tıkıldığı için onları daha çok kullanıyordu. Onlarda da örme kumaş yeterli oluyor. Ama şimdi yavaş yavaş işte işe dönmeler başladı. İşte tabii Türkiye için düşünecek olursak bu yurt dışı için de geçerli. Baktığında düğün mevsimi, nişan mevsimi vesaire dediğin zaman o dokuma sektörü de bir hızlandı. Son bir aydır orası da hızlandı. Oranın ihracatında da bir şey var, artış var. İhracat çok değişik sektörlerde gördüğümüz zaman iyi gidiyor. Yani daha iyi mesela kimya arttırdı. Yani o da önemli. Çünkü kimya da bizde büyük. Hani iki ya da üç galiba. Öyle oluyor. İşte onlar duruma göre değiştiriyorlar bazen. Otomotiv bir, işte tekstil, kimya, bunlar zaman zaman yer değiştirebiliyor. İhracat tarafı şu anda hani İsmail Gülle ile de TİM Başkanı'yla da yine o sanal ticaret heyetlerinden bir tanesinde ki 87 tane olmuş ticaret heyeti. Yani bunlar da az buz değil. Bunlara da epey... Ne demek ticaret heyeti? Sanal ticaret. Şimdi gidilemiyor ya sonuçta. Ne oluyor? Online. Online. Oradaki firmalar davet ediliyor. Bizim mesela 3 boyutlu bir fuar düzenleniyor. Ya da ticaret heyeti görüşmeleri yapılıyor. Online üzerinden. Saatler veriliyor, randevulu. Diyelim mesela işte en son katıldığım Brezilya, Arjantin. Yani Arjantin'de Brezilyalı Türkiye'deki ihracatçı şirketlerle online sanal bir şekilde buluşuyorlar. Buluşuyorlar ve pazarlıklar yapıyorlar. Sende ne var, bende ne var, sen ne kadar alırsın, bu kadar alırım. Bayağı bir şeyde oluyor. Kesinlikle yani. Kesinlikle ikili görüşmeler şeklinde. Hani böyle şeklinde. Laf olsun diye ama bir online yapalım, hayır, gidemiyoruz hayır. Değil. Kesinlikle değil. Ve 3 gün falan sürüyor bu şey. Mesela 104 tane görüşme orada yapıldı. Yani bunlar randevulu bir şekilde yapılan görüşmeler. Yani üçüncü keredir Avrupa'ya dönük olarak yapılıyor. Auto Expo diye onun bir artık markası da oluştu. Auto Expo Digital Fair diye bir şeyi de oluştu. Tabii duyduk zilin sesini. Şunu ben bir Hakan Baradan çıkarayım, sonra sohbetimize devam tabii edeceğiz. Borsa İstanbul günü yükselişe kapattı. %0.4 yükseliş. BIST endeksi 1378 puandan bugünü ve haftayı da kapatmış oldu. Dünkü düşüşün ardından demiştik. Yani bir günde unutulabilir bu işte Delta varyantı endişesi piyasaları sallıyor, olumsuz etkiliyor hikayesi. Bugün tam tersi. Burcu Kıraht'ta olacak, Philip Capital'den karşımızda yurt dışı piyasalar satış ve pazarlama müdürü. Burcu, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Barış Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bugünün hikayesini, haftanın son işlem günü neler var dinleyelim seni. Evet, hemen başlayalım. BIST endeksi son iki gündür yurt dışı piyasalara bağımlı olarak hareket ediyordu. Dün yurt dışındaki satış baskısının etkisiyle %1.2 gerileyen endeks bugün yine yurt dışındaki düzelmeye bağlı olarak %0.5 civarında değer kazandı. Bu haftaya başlarken endeksin 1390 direncini kırıp kırmayacağının öneminden bahsetmiştik. Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların kesiştiği bu önemli seviyeyi hafta boyunca zorladık ama geçemedik. Ancak dirençten yoğun satış gelmemesi ve endeksin 1375 üzeri kapanışlar yapması 1390 direncini kırma potansiyelimizi devam ettiriyor. 1390 direncinin kırılması kısa vadede 1410-15'in hedef olmasını sağlamakla birlikte
genele yayılan ve hacimli bir yükselişle 1450-60 bir kez daha hedef olabilir. Yurt dışına baktığımızda COVID varyantlarının yayılması ve küresel olarak vaka sayısının artmasıyla birlikte tetiklenen satışlara bir de tahvil piyasasındaki alımlar eklenince hisse senedi piyasaları güçlü görünümün aksine dün satışlara konu olmuştu. VIX endeksi %31 yükseldikten sonra 19 seviyesine geri çekilerek günü %17 yukarıda tamamladı. Hisselerdeki satış takip edebilmek için tahvil piyasasının daha iyi bir indikatör olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ABD ekonomik toparlanmasında sıkıntıları hisseden piyasa oyuncuları tahvil piyasasında kısa pozisyonlarını kapattılar. Bu sebeple dünkü satışın aslında COVID'den daha çok tahvillerdeki alımdan kaynaklandığını düşündürüyor bize. Gösterge 10 yıllık hazine getirisi ard arda 8. seansa da düşmüştü. Bugün ise bambaşka bir hikaye var. 10 yıllıklar bugün 1.34 seviyesinden işlem görüyor ve bu haftaki büyüme korkusunun abartıldığına dair algıların ortasında getiri eğrisi boyunca yükseldi. Endeksler ise dünkü kayıplarını geri aldı. Önümüzdeki hafta ise piyasanın hikayesi büyük bankaların gelecek hafta ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başlaması olacak. Analistlere göre S&P 500 endeksindeki şirketler için yıllık bazda toplam kazanç %65.4 olması bekleniyor. Buna kıyasla çeyreğin başında yapılan büyüme tahmini %54'tü. Önümüzdeki hafta gelecek bilançolar hisse endekslerinin yönü konusunda da belirleyici olacak. Petrol 75-50 direncine yakın işlem görüyor. Mevcut şartlar altında bir yön görmek zor olmasına karşın 72-50 desteğinin kırılması halinde 69 bölgesindeki 50 günlük hareketli ortalama hedef olabilir. Özel bir haber gelmedikçe yukarısı için ihtimali ise daha düşük görüyoruz. Değerli metallere gelecek olursak ard arda 3. haftayı da değer kazancıyla tamamladı. Spot altın 1807'ye yakın işlem görüyor ve haftalık olarak %1'e yakın yükseldi. Ancak 25 günlük üstel hareketli ortalamayı henüz aşamadı. Philip Futures olarak indikatörün işaret ettiği 1807 seviyesinin üstündeki günlük kapanışlarda veya 1815 üstü gün içi ataklarda 1834 hedefli alış, 1790 seviyesi altındaki günlük kapanışlarda ise 1760 hedefli satış pozisyonlarının başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Gümüşte ise 25.80'deki 200 günlük hareketli ortalama 15 Haziran'dan bu yana güçlü destek olarak çalıştı. Bu seviyeye dikkat etmek lazım. Hemen iki tane hisse önerimizi de paylaşıyorum. Illinois Toolwork için Argus Alt tavsiyesi veriyor. Analistlerin ortalama hedef tahmini $243. Illinois Toolwork, otomotiv, gıda ve kaynak ekipmanları endüstriyel ürünlerin üreticisi. Borsanın önde gelen sanayi gruplarından bir tanesi olan şirket. Uzun vadede tek haneli satış büyümesi sağlayacak gibi gözüküyor. Ayrıca kar marjları da genişliyor şirket için ve hisse geri alım programıyla da destekleniyor. Bu da hisse başı kar büyümesi sağlama potansiyeline sahip. Yönetim hisse değerini artıran ve küçük yatırımcıya fayda sağlayan bir anlayışa sahip ve 50 yıl ardışık yıl boyunca ödediği temettü miktarını da artırmış ve sektör olarak çok iyi kar payı sunuyor. İkincisi Mr. Cooper, Credit Suisse Endeks üstü getirisi tavsiyesi veriyor. Hedef fiyatı $41. İpotek hizmeti ve kredi kullandırma platformu işleten bir şirket bu. Ağustos ayına yaklaşırken risk getiri oranını cazip bulduğu ve hisse geri alım kısıtlamalarının gevşetildiğini gördüğü için Credit Suisse Coop hakkında görüşünü endeks üstü olarak güncelliyor. Ana faaliyet kollarından birinin satışın ardından güçlü bir nakit pozisyonu ve %10 iskonto ile işlem gören hisselerin önümüzdeki haftalarda $300 milyon hisse geri alım programına odaklanmasını bekliyor. Bu da şirket için bir katalizör olacaktır. Bizim bu haftadan aktaracaklarımız bu kadar Barış Bey. Size iyi yayınlar, iyi hafta sonları dileriz. Burcu Kıratlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Biz yeniden sohbetimize devam edeceğiz. Hakan Güldağ'la. Şimdi ihracat konuştuk. İhracatta istersen bir şey daha ekleyeyim. Yani o tarafta... İhracata canımız feda. Her şey İhracat ekleyebiliriz. Önemli, gerçekten önemli. Başka da Türkiye'nin hiçbir yolu yok. Onun için burası da... iyi gitmek durumunda. Hep beraber de destek verilmesi gereken bir nokta. Ama tabii ihracatın daha fazla faydalı olabilmesi için bir daha pahalıya satmamız lazım. Ucuza satıyoruz. Ucuzluyoruz. Bu gerçekten önemli bir İhracatta nokta. İhracatta kilogram fiyatı diye bakılıyor değil kilogram mi? Kilogram fiyatı diye bakılıyor. Kilogram fiyat yani şöyle de bir tarafımız var. Şimdi burada bazı maliyetlerimiz Türk lirası kurdan dolayı oradaki maliyetlerimiz biraz yukarıya gelse de işte diyelim elektriktir, doğalgazdır vesaire. Diyelim orada 25-30 ise artış bu tarafta
Yani payı, ihracattaki ürünün payı 25-30'da mesela. Bu tarafta kurlardan da 3 aşağı 5 yukarı o kadarlık bir gelir elde ettiğinde sıkıntı çok yansımıyor. Ama bir müddet sonra biz bu ucuzluğun zararlarını görmeye başlayacağız. Çünkü elinde stok vardı, elinde daha önceden ham madde vardı. Bir müddet sonra biz bu yeni kurlardan almaya başladığımız zaman ham maddeleri, ki bazı sektörler bunu şimdiden yapmak durumunda kaldı. O stokla paçal edemedikleri noktada biraz tekrar sıkışma ihtimalimiz olabilir. Onun için hakikaten kurdaki istikrar önemli. Bir de şunun için de son derece önemli. Mesela birdenbire %15 elektriğe zam, %20 doğalgaz zammı falan yaptığın zaman, mesela 6. ayda bir sözleşme yapmış bir seramik üreticisini düşün. Birdenbire bu enerji fiyatlarını nasıl yansıtacak? Müşteriye bunu anlatması çok zor. Zarar etme ihtimali yüksek ya da o müşteriyi kaybetme ihtimali yüksek. Bu tür zorlukları da aşarsak mesela ne yapılabilir? İşte öneriyorlar. Diyorlar ki ya bir seneye bölünsün bu zamlar. Biz de şeylere, müşterilerimizle ona göre anlatarak, konuşarak yapalım. O kimseyi rahatsız etmez. Ama ben bir anda %2'nin altında enflasyona yaşayan bir Avrupalıya bu 15'lik, 20'lik, %20'lik zamları nasıl anlatacağım? Benim maliyetimin 1/3 enerji. Yani ihracatçılar kendi ne diyelim rakipleriyle olan onların enerji maliyetleriyle Türkiye'deki enerji maliyetlerinden zaman zaman şikayet ederler, değil mi hocam? Ederler. Orada yakınlıklar olsa bile, yani orada çok büyük gol yediğimiz bir nokta yok baktığın zaman rakamlara. Hmm. Ama böyle birdenbire gelince fiyatlar ona göre veriliyor. O tarafını pek düşünmüyoruz. Fiyatlarını vermiş, sözleşmesini yapmış. Marjları zaten çok yüksek değil. O zaman bu sıkıntıya giriyor. Rekabet güçlüğü içine girebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Zaten sanayicinin, ihracatçının, özellikle imalatçı sanayici, ya imalatçı ihracatçı sayısında ciddi bir artış var. Yani mecburen yöneldiler oraya. Çünkü Türkiye içine yansıtamadığın maliyetleri o tarafa bir şekilde her şeye rağmen yansıtıyorsun. Dolar alıyorsun, euro alıyorsun. Onunla hareket ediyorsun. Belli bir şeyin oluşuyor. Bir de yatırım yapacaksın. Kredi alma noktasında da eğer iyi bir firmaysan, yani 4'le orada bir borçlanma şey üzerinden, yani döviz kredisi üzerinden çok şaşırtıcı değil. O da mesela o yatırımları yapabilmeni sağlıyor. Çünkü ihracatın varsa, ihracatta güçlüysen daha rahat hareket edebiliyorsun. Böyle çok kritik bir rolü var şu anda ihracatın. Oranın desteklenmesi önemli. Şimdi ihracattan ben ithalat bacağını atlıyorum. Tamam. Dünya Gazetesi'nin bugün önemli haberlerinden bir tanesiydi. Bilmiyorum, Dünya Gazetesi ne bakıyorsundur herhalde. Bakıyorum tabii. Evet. İthal plastik atıkta yasak kararı kalkıyor, evet. Haberi. Size özel değil mi? Dünyanın özel haberi. Evet, bizim kadarıyla. Merve Yiğitcan arkadaşımızın bir toparlaması sektörle konuşup. Evet. Hakan abi, ben manşeti okuyayım, sonra senden rica edeyim. Atık plastik ithalatına getirilen yasak kararı uygulamaya girmeden kaldırılıyor. İthalat sıkı denetime tabi. Ne demek bu? Şimdi bu işe biraz uzak olanlar için. Şöyle. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi bu? Şimdi ithal plastik atık, ben diyebilirim ki ya kardeşim ne yapacağız biz ithal plastik atığı? Yani ne güzel yasaklanmıştı, şimdi niye bu karar kalktı falan diyebilirim bilmeyen. Çünkü hiç bu işlerden haberi olmayan. Çok rahatlıkla diyebilirim. Diyebilirim değil mi? Diyenler de olacaktır. Hı. Ama şöyle, yani bununla ilgili böyle birkaç görüntü de ortaya çıkmıştı maalesef ve o... Yani maalesef değil, iyi ki görüntü ortaya çıktı. Bunların hepsinden haberimiz olması lazım. Bir takım yurt dışında haberler filan da yapıldı ve ondan sonra da böyle birdenbire biraz böyle çok keskin bir şekilde şey geldi. Bu yasak kararı geldi ve yasak kararı gelince aslında şunlar da yaşandı. Yani gümrükte ithal etmiş olan bu atık plastiği, hurdayı ithal etmiş olanlar o mallarını içeriye alamadılar. Dövizini ödemiş olmalarına rağmen. Orada kaldı. Ya da ben geri dönüşüm malzemesi üreteceğim diye, bugün geri dönüşümde Türkiye önemli bir noktaya doğru gidiyor. Yani 1.3 milyon ton kapasite var Türkiye'de geri dönüşümde. Önümüz geri dönüşüm.
önümüz döngüsel ekonomi. Böyle dediğin zaman bunun artması önemli. Ama ne oldu? O bazı, yani bunlar sonuç itibariyle dışarıdan ithal edilip geri dönüşüm tesisleri tarafından kullanılan hurdalar. Bu hurdaya da onların ihtiyacı var. Çünkü bir, içerideki bizim polietilen üreticimiz bu ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte değil. İthal ediliyor. Ya da tamamen ham maddesini ithal etmek yerine hurdasını ithal edip granür haline getirip buradan satma imkanım var. Hem iç piyasaya hem ihracata dönük olarak bunu yapma imkanım var. Şimdi bizim geri dönüşüm sektörü de özellikle plastik tarafında ciddi şekilde büyüyordu. Ama bir takım ham maddelerin atıldığı, yani bir takım yerlere bırakıldığı anlaşıldı. Yani o tesislerde kullanılmadığı, bazılarının atıldığı anlaşıldı. Yani ithal etmiş. Neden? Böyle yani aslında baktığımız zaman, yani benim kavrayabildiğim şu. Yani parayla ithal ediyor. Parayla ithal ediyor ama sonra ondan sonra onu mesela çimento fabrikasına götürmek yerine o havuz atığı denilen, bakiye denilen bir şey var. %3-5'lik bir kalıntı var. Yani iş proses içinde. Onu aslında oradan alıp çimento fabrikasına ya da bir yere götürmek gerekiyor. Orada yakılsın. Hani bugün hakikaten diyoruz ya, komşu komşunun külüne muhtaç. Evet. Aslında böyle bir şey. Oradaki şey de bir değer. Ama bu oralara götürmek yerine hemen kenara, sağa sola, işte o Seyhan Nehri'ne maalesef orada bir görüldü o. Hakan şu. Evet. Ben buna ihtiyacım var. Evet. Bu plastiğe, ki ben bunu geri dönüşünü hayata sokacağım. 100 birim ithal ettim. 97 birimini kullandım. 3 birim atığı kaldı. Atığın atığı kaldı. Öyle. O atığı da orada bıraktım ya da nehre bıraktım. Sorun olarak gözümüze çarpan nokta bu. Halbuki tabii, o %3'ü de diyorsun ki sen çimento fabrikalarına götürebilirdi. Göndermesi gerekiyor. Göndermesi gerekiyor. Göndermesi gerekiyor. Şimdi biz mesela... Şimdi bunun denetimi sıkılaşacak. Yani denetim biz, sıkılaşsın hocam. Tabii zaten o geliyor şimdi. Yani çünkü yani öyle bir şey oldu ki bu. Yani normalde döngüsel ekonomiye, çevreye katkıda bulunacak iş bir anda çevre kirliliği problemi gibi göründü. Bunun 1600 tane filan bu işlerle uğraşan firmalar var. Yani öyle baktığın zaman bu büyük bir ekonomi. Ama şöyle, bu haber şöyle çıktı Hakan abi, biliyorsun. Biliyorum. Türkiye Avrupa'nın işte plastik çöplüğü. Aynen Türkiye, öyle. Türkiye Avrupa'nın plastik çöplüğü olmadı. Yani böyle bir aynı zamanda kampanya halinde. Kesinlikle. Çevreci örgütlerin de mesela Greenpeace'in de ben haberlerine bakıyorum internette. Onlar doğru, da BBC şey yaptı. BBC var. 2020 yılında Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke oldu. Yani şimdi bu hani böyle ilk okuduğunda hakikaten kardeşim, yani Avrupa'nın mesela bunu Avrupa neden yapmıyor diye bir düşünebilir insanlar bir taraftan. Avrupa neden kendi atığını geri dönüşümle kullanmıyor diye de mesela kullanıyor. Hani, anlatabiliyor muyum? Neden Türkiye'ye gönderiyor o zaman mesela? Kullanıyor çünkü daha fazla para veriyoruz. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Evet. Bir de bu, yani şimdi sektörü temsilcilerine bakarsan, baktığında onlar da şunu söylüyorlar. Mesela Almanya'da, yani başka birkaç, bir de Fransa'da böyle bu konularda 20 milyar doların, euronun üzerinde piyasa değeri olan geri dönüşümcüler var. Onlar da aynen bu hurda plastiği alıp ithal edip ya da içeride toplanan kısmını kullanıp bunu bir şey yapıyorlar. Ne diyelim? Bir şekilde işlemlerinde kullanıyorlar. Buradan para kazanıyorlar. Onlar da büyük para kazanıyorlar. Ama o para kazanma meselesinde Türkiye şimdi bu hurdayı çekmeye başladı. Yalnız bak, hurdanın o biraz önce söylediğim o atık kalan kısmı var ya, o evet, atık kalan kısmı artık ekonomik bir değeri olmayan kısmı, onu atıyorlar. Yoksa onu kullanabilecek olsa zaten kullanır o kendi prosesinde. Ama artık çimento fabrikasına gitmesi gereken tamam, kısmı ya da bir yakılmak üzere gönderilmesi gereken bir kısmı onlar çöp olarak atmışlar. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Bu çevreyi kirleten bir şey. Bu yapılacak bir iş değil. Adana'da yapanın da ya,
doğaya atılmış plastik atıklar. Evet, ama ben mesela Adana'daki geri dönüşümcülerle de konuştum. Konuştun mu? Onlar da çok rahatsız bu işten. Hocam kim nasıl yapıyoruz bunu diye. Yani hayır, yapandan dolayı çok rahatsızlar. Ve onlar da denetim istiyor. Denetim olsun. Bizim burada bir suçumuz yok. Bu işin Adana'nın üzerine kalmasından da son derece rahatsızlar. Ama şöyle bir durum var. Almanya'daki mesela, ya da onlar Türkiye'ye bu kadar atığın gitmesi ve hurda fiyatlarının biraz yukarıya çıkması onları rahatsız etti diyor sektör temsilcileri. Daha ucuz alabilmek için, yani oranın, Avrupa'nın hurdası orada kalsın. Yani hurda deyince bir işe yaramaz bir malzeme olarak görme. Yani sonuçta işlenmiş çöp diye geliyor manşet öyle. Plastik çöp, doğru. Çöp bir anlamda çöpe giden, geri dönüşüme giden malzeme. Ama o tekrar geri dönüştürüldüğü zaman, ki bu geri dönüşümü artık dünyada yeşil ekonominin çok önemli bir parçası halinde. Bu döngüsel ekonomi. Yani eskiden neydi? Al, kullan, at iş modeli. Yani lineer, doğrusal bir şekilde gidiyordu. Şimdi al, yani kullan, yeniden kullan, paylaş. Hani son kısmını da, işte o çimento fabrikasına gidecek kısmını da paylaş. Hani komşu komşunun külüne muhtaç buradan çıkıyor. Sıfır atık meselesi buradan çıkıyor. Bunu, yani bu geri dönüşüme bizim girmemiz lazım. Ama şimdi bu haberler çıkınca birdenbire bir tepki oldu. Bir baskı hissedildi ve bu karar alındı. Ama o karar biraz fazla hızlı da şekilde alındığı için de sektörü de bir anda sekteye uğrattı. Mesela bununla ilgili makine sipariş etmiş olanlar, edenler bu karar karşısında makineyle baş başa kaldılar. Bu da mesela bir farklı sıkıntıya yol açtı. Ya da malları ödenmiş olmasına rağmen gümrükte kaldı. Şimdi burada yeniden bir düzenleme yapılıyor. Göründüğü kadarıyla bazı böyle sektörle iyi konuşulmuş bu noktada. Başka sıkıntılar da, mesela eskiden otomotiv hurdasında da benzer bir durum oluyordu. Otomotiv hurdası diye gelen malzemenin bazıları aslında otomotiv yedek parçasıydı. Yedek parçası olarak Türkiye'ye giriyordu ama hurda olarak giriyordu. Sonra o el altından gidiyordu. Bunları mesela gümrük, yetkili gümrüklere, gümrük müşavirlerine verdiler ve onun önü kesildi. Şimdi bu atık hurdada da böyle bir şey geliyor. O da denetime tabi olacak. Yani girişinden ülkeye, ürün haline dönüşüne kadar yetkilendirilip bunlar izleniyor olacak. O açıdan bence biraz geç oldu, biraz sıkıntılı oldu ama sanki eğrisi doğrusuna gelmiş gibi. Haberlerin de faydası olmuş ama. Aynen çünkü öyle. Denetim hep ortaya. Beraber konuştuk ve bu haberlerin de bence faydası Hakan, oldu. Ekleyeceğim bir şey varsa devam ederiz izinle, ama bir bağlantımız var. Paribu Danışma Kurulu üyesi Turan Sert. Bizlerle. Turan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'de kripto parayla işlem yapanların oranında ciddi bir artış var. Hani bunu benim söylemem zaten gerek yok. Şöyle az çok çevrenizle konuşsanız, konuşmanıza da gerek yok. Şöyle bir izleseniz herkesin gözü, biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz, cep telefonunda şöyle geziyor etrafta. Ve 11 katına çıkmış bir yılda. Bir kere bunu bir konuşalım. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Bir de son dönemdeki mesela bu geri çekilme, düşüş, satışlar, kripto piyasasındaki düzenleyici otoritenin bazı işte haber akışları, bazı sınırlama haberleri, o ilginin, o artış hızında bir yavaşlama neden olma, bunu da merak ediyorum. Sizden dinleyelim efendim, buyurun. Tabii ki. Şöyle söyleyelim, bu Paribu'nun Akademetre'ye yaptırdığı ikinci anket. Bu geçtiğimiz yılda yapılmıştı. Dolayısıyla artık elimizde geçtiğimiz yılla karşılaştırabileceğimiz bir veri seti var. Geçtiğimiz yıl asıl daha ilginçti. Çünkü malum piyasada çeşitli söylentiler dolaşıyordu, işte Türkiye kripto para kullanımında, Türkiye kripto para alım satımında işte en üst seviyelerde diye. Ancak o zamanlar yaptırılan araştırmada %1 gibi bir rakam çıkmıştı, %0.7 gibi. Bu kimilerine düşük gelse de aslında Paribu'nun kendi işlem müşteri sayısı ve işlem hacimlerine baktığınız zaman beklediği bir sonuçtu. Ama piyasada şaşkınlık dalgalanmıştı, ya bu kadar düşük mü denmişti. Şimdi baktığımızda 10 kat artış. Aslında geçtiğimiz yıldan bu yana hissettiğimiz, sizin de bahsettiğiniz, hissettiğimiz artışı
yansıtan bir gösterge diyoruz. Dediğimiz gibi 1000 kişiyle kripto parayı duymuş olan 1000 kişiyle yapılmış bir anketten bahsediyoruz. Oldukça metodolojik, bilimsel bir çalışma. Dediğiniz gibi son zamanlarda yaşanan malum belli kripto para borsalarındaki alım satım platformlarındaki sıkıntılar, arkasından gelen denetimin belli açıdan etkileri olduğunu da görüyoruz. Bu çalışmayı yapılma tarihi, görüşülme tarihi 30 Nisan'la 27 Mayıs arasındaki 25 günlük bir sürede ve tam o bahsettiğimiz olayın arkasından geldiği için örneğin geçtiğimiz seneye göre güvenilirlik anlamında kripto paralarda bir düşüş gözlendi. Ve tahmin ediyorum bunu bu benzer sebepten dolayı da kullanıcıların veya bunu duymuş olanların dörtte biri yasal olmadığını düşünüyor kripto para alım satımının. Halbuki yasal olmadığı ile ilgili bir herhangi bir kanunu bir gösterge yok. Ama dediğim gibi kamuoyunda böyle bir algı oluşmuş durumda maalesef yaşanan olaylardan dolayı. Alım satım işlem hacimlerinde belli düşüşler olsa da geçtiğimiz yıla göre kat be kat daha fazla. O nedenle hani dediğim gibi çok ciddi düşüşler, çok ciddi farklar olduğunu söyleyemeyiz. Turan Bey, şunu da merak ediyorum. Şimdi tabii bu bir yeni nesil finansal teknolojiden bahsediyoruz. Burada gençlerin ilgisi ve gençlerin genç kullanıcıların çokluğu da hep konuşulur, söylenir ama sizin yaptırdığınız araştırmada, Paribu'nun yaptırdığı araştırmada böyle bir sonuç var mı? Böyle bir detaya bakıldı mı? Yani yaş ortalaması ya da onların işlem sayısındaki fazlalık gibi böyle detaylar bir şeyde yoksa da, yani bu araştırmada yoksa da sizin gözlemlerinizle merak ediyorum. Gerçekten öyle mi? Gençler mi asıl burada liderliği götürüyorlar? Var. Dediğiniz gibi aslında araştırmanın içinde de sorulan deneklere, araştırma yapılan kişilere baktığınız zaman işte X, Y ve Z kuşağı olarak. Z kuşağı tabii normal olarak 2000 doğumlardan bahsettiğimiz zaman sayı olarak azlar. Çünkü zira 18 yaşın üzerindekileri yapılıyor o çalışma. Ancak Y kuşağının en fazla ilgi gösteren olduğu net olarak rakamlarla görülüyor. Ayrıca yapılan, verilen hizmetlerden, kripto para alım satım platformlarının hizmetlerinden kripto parayla işlem yapmaktaki en yüksek memnuniyet olarak da gösteren jenerasyon Y kuşağı olarak görünüyor şu anda. Arkasından X kuşağı geliyor ama Z kuşağı da denek sayısı dediğim gibi az olduğu için çok belirleyici olmayabilir ama onlar da gayet yüksekler. Y ve Z kuşaklarında bu memnuniyetin fazla olduğunu görüyoruz. Turan Bey, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Turan Sert, Paribu Danışma Kurulu üyesi bizlere yapılan araştırmanın detaylarını aktardı. Hakan abi, izinle bir Oral Hoca'ya döneceğim. Lütfen. Oral Erdoğan. Hocamla beraberdik Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde. Tekrar buradan da bir selamlarımızı gönderelim kendisine. Evet, Pir Reis Üniversitesi Rektörü. Oral Hocam'la biz bayağıdır buluşamıyoruz ama ancak telefonla böyle. İnşallah yakın zamanda ağırlarız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Kahvenin tadını hatırlıyorum. İnşallah tekrarını yaparız. Evet, bir hatır kalmış anladığım kadarıyla. Şimdi Oral Hocam, bu İSO'nun açıkladığı ikinci en büyük 500 listesinde burada katma değerli üretimle ilgili. Aslında biz ihracatı da konuştuk. İhracattaki kilogram başına maalesef ucuzlamayı da değerlendirdik. Türkiye'nin herhalde artık bundan sonra daha odaklanması gereken nokta katma değerli üretim. Bu konuda sizin değerlendirmelerinizi rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. En azından daha belki güzel konuları da tartışma fırsatı da buluyoruz sayenizde. Şimdi bir kere yüksek teknoloji, düşük teknoloji, orta teknoloji hepsindeki katma değer aslında konu açıklanan verilerde. Bir de 500 tane burada en büyük sanayi firması görüyoruz ama Türkiye çapındaki temsil oranı da ne derece önemli, onu da unutmamak gerekiyor. İhracattan açış yaptınız, oradan bağlayacağım konuyu. İhracat, Türkiye ihracatı açısından baktığınızda bu 500 tane firmanın çok da büyük payı olamadığını görüyorum öncelikle. Sanırım %40'ın hemen altında kalıyor. Yani Türkiye'de katma değeri üretmesi açısından ilan ediyoruz 500 tane firmayı,
Ama Türkiye'nin ihracatına katkısı çok da yoğun görünmüyor. İlk firma gruplarına, sektör gruplarına baktığınızda yanılmıyorsam tütün, alkol vesaire üretimler öne çıkıyor değil mi? Şimdi oradaki katma değer konusu ayrı bir tartışma konusu. Diğer bir nokta, katma değer, eğer biz düşük teknolojide %35-40 bandında isek, düşük teknolojideki pay, yani bu 500'ün katma değerinin %35-40 arası düşük teknolojiden. Düşük teknoloji bir katma değer, gerçekten bir katma değer midir? Küresel ölçekte baktığınızda Türkiye'nin katma değersel ölçüm sıralarına biz çok çok geride kalıyoruz. Neden? Çünkü esasında gerçek katma değeri orta üstü, hatta yüksek teknolojide yapacaksınız. Bu anlamda ben tabloda ufak bir gelişme, orta ve yüksek ortanın seviyelerinde yükselme görmekle birlikte yüksek teknoloji grubunda zaten az iken biraz daha azalmayı ise maalesef yadırgıyorum. Türkiye'nin sizin de dediğiniz gibi hamle yapacağı yer aşina, konuşacağı yer aşina. Yüksek teknolojide katma değer niye üretemiyoruz? Montaja dayalı, inşaat sektörüne dayalı sektörlerle katma değer üretimiyle Türkiye gerçek büyümeyi göstermiyor. Gerçek kalkınmayı göstermiyor diye düşünüyorum. Evet. Ama ortanın bir alt, yani orta yüksek teknolojide büyüyoruz hocam galiba, değil mi? Orası tabii, daha genişliyor. İşte az önce onu demek istedim. Oradaki hareket biraz mutlu ediyor ama tam üstüne bu sefer, yani orta üstünde ilerlemeyi yapabilen bir ülke neden yüksek teknolojide geriye gider? O zaman orta yüksek olan, daha önceki olanlar niye yüksek sıçramadı da yüksek olanlar orta yüksek düştüler de o yüzden orta yüksek yükseldi. Anladınız mı demek istediğim? Evet, evet. Yani yüksekten mi gerileme oldu o zaman orta yükseğe doğru? Anladım. Ha, güzel soru sordunuz. Yani ben de öyle düşündüm. Tamam hocam. İnşallah daha detaylı değerlendiririz. Çok teşekkür ederim. Yüz yüze gelme sözünü alıyorum. En kısa zamanda. Ben alıyorum hocam sözü. Siz biz çağıracağız. Yani inşallah katma değerli yayınlar yaparız. Hakan Bey de inşallah olur bizimle. İnşallah. Sağ olun, var olun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar. Denizcilik diyorum. Konusunda katkılarınız için de bir kez daha değil mi hocamıza teşekkür ederim. Hocam denizcilik konusu, evet, yani şimdi Piri Üniversitesi'nin, Piri Reis'in rektörü ama onun çok dışında hakikaten her konuyla ilgili engin bilgi, evet, sahibidir. İkinci 500'le ilgili, evet, oradaki ihracatla ilgili senin ekleyeceklerin var mı? Şöyle söyleyeyim, ihracatta şimdi hocam söyledi, doğru, bunlar gerçekler, bunlar bizim aşmamız gereken, yani stratejik olarak bir şekilde üstesinden gelmemiz gereken konular ama ikinci 500 özelinde bakınca bir, ilk 500'e göre, en büyüklere göre ikinci 500'ün, yani daha KOBİ'lerin karlılıklarını birinci 500'e göre daha çok arttırdıklarını görüyoruz. Hem EBITDA, yani FABÖK öncesi hem sonrası, nereden bakarsan daha iyiler. İkincisi, ihracatlarını da birinci 500'deki tablonun tersine olarak orada da bir artış olduğunu görüyoruz. %1.2, eğer benim hafızam yanıltmıyorsa, bir artış var. Yani bir parça İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da bunu ifade etmişti. Hani KOBİ'lerimiz böyle imkan olduğunda parlak bir görüntü en böyle sert koşulların olduğu dönemde parlak bir görüntü verebildikleri ortada. Ama buna da bir parantez açmamız lazım. Bütün bunların müsebbibi ya da en önemli etkileyicilerinden bir tanesi COVID-19 destekleri ve o çok ucuz enflasyonun altındaki kredilerdi. Faizli kredilerdi. Ama o çok sürdürülebilir değil. O sürdürülebilir değil. Yani o tarafı da bir yumuşak karnı. Yani ama şimdi o anlam, şey gelecek, evet, galiba. O mesela ikinci 500'ü belki orada yararlanabilecek firma yeni bir KGF'den ya daha çok KOBİ'leri hedefleyecek. Ve de ihracatçı KOBİ'leri hedefleyecek. Evet, böyle tabii ki odaklı verilmesi çok daha doğru KGF'nin. Hı hı. Onu o zaman da hep savunuldu. Ya da kredilerinde böyle madem ucuz biz imalat sektörünü destekleyeceksek altına, şuna buna gidecek değil de üretime gidecek, yatırıma gidecek şekilde bir kısım yatırıma gittiğini de görüyoruz açıkçası, onu da söylemek lazım. Ama başka yerlere gittiğini de gördük, onu da konuştuk. Yani ikinci 500
güzel bir sınav verdi ama o ucuz kredi yakıtının sürmeyeceğini de hepimizin bilmesi lazım. Hakan abi, beraber bir konu daha ağırlayalım istersen. Nuri Gürcan, MOBSAT Başkanı bizlerle. Nuri Bey, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Hakan Güldağ'la da beraberiz. İyi yayınlar başkanım. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Şimdi Nuri Bey, isterseniz sektörü konuşarak başlayalım. Ne durumda toparlanma, yeniden açılma, ihracat, sizin sektörünüzdeki şöyle başlıklar halinde bir fotoğrafı çekelim isterseniz. Tabii ki aslında mobilya sektörü bu pandemide çok az kayıpla atlattı diyebilirim. Nadir sektörlerden bir tanesi. Bugün bakıldığı zaman ihracat anlamında çok iyi gidiyor sektör. Son 12 yıldır, 13 yıldır %10 ila 15 arasında bir büyümeyi çok rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Sadece 2000 geçen yıl pandemi döneminde aynı rakamlarda kaldık. Fakat bu yılki ilk 6 ayda bir önceki 6 aya göre %35 civarında bir artış yakaladı. Hedefimiz aslında 4 milyar dolardı. Bu 4 milyar doları da biraz yukarılara çıkaracağımızı düşünüyoruz açıkçası. Bu anlamda çok olumlu gidiyor. Tabii bunun nedenleri nedir? Artıları ve eksileri de var bugün bakıldığı zaman. Sektör olarak aslında ciddi anlamda yurt dışında markalı ürünlerimiz şubeler açmakta. Bu şubelerden dolayı seyahat yasağından dolayı bu şubelerde ciddi alışverişler yapıldı. Bu anlamda bizi en azından geçen yıl aynı seviyede kalmamıza sebep oldu diyebiliriz. Bilindiği gibi biliyorsunuz son 2 yıldır özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi anlamda sektör çalışıyor bu konuda. Bilindiği gibi Ekonomi Bakanı gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'ne. 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefi konmuştu. Bu 5 tane sektörden bir tanesi de mobilyaydı. Mobilya o günden beri aslında ciddi anlamda çalıştı ve bu sene %85 civarında bir artış, ilk 6 ayda %85 bir artış yakaladı. Bu da aslında oraya verdiğimiz önemin bir göstergesi diyebilirim. Özellikle de 3 saatlik uçuşlar mesafesi bizim için çok önemli. Çok rahat ulaşabildiğimiz noktalar bunlar. Burada da artık Türk mobilyası bir hakimiyetini kurdu diyebiliriz bu anlamda. Sadece katma değeri yüksek biraz daha ürün üretmemiz ve katma değerli satmamız gerekiyor. Şu anda biliyorsunuz ihracatta kilogram fiyatlarımız 3 dolar civarlarında gidip geliyor. Bu anlamda bunu biraz daha yukarılara çıkartmamız lazım. Özellikle biz İstanbul'daki işte üreticiler, MOBSAT Mobilya Sanayi üreticileri bu rakamları 10 ila 15 dolarlar seviyesinde çıkardılar. Bu anlamda diğer sektör temsilcilerine biraz daha yukarılara çıkarırsa ihracatımız çok daha olumlu gidecek diye düşünüyorum. İç piyasadan da isterseniz biraz bahsedeyim. İç piyasada da pandemi döneminde 3 aylık bir... Nuri Bey, Hakan Gürcan bir galiba bir sorusu var araya. Hakan abi. Sayın Gürcan, bu sünger ve MDF konusunda epey bir sıkıntı yaşadı sektör. O konularda böyle bir iyileşme, bir gelişme var mı? Vallahi iyi demek isterim ama çok değil açıkçası. Biraz belki bir düzelme var şu anlamda ama tabii bu düzelmenin nedenleri de ciddi anlamda her ay %15 zam gelmesini görüyorum. Hmm. Özellikle biliyorsunuz pandemi döneminde sünger ham maddesinde ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu anlamda %160'a yakın bir fiyat artışı olmuştu. Burada da sebep şuydu, yurt dışındaki ham madde üreticileri çalışamadı. Ondan dolayı bu ürünler pahalandı. Biz buna gayet makul yaklaşmıştık açıkçası. Fakat bugün bakıldığında MDF ve Sunta Avrupa'da birinci, dünyada da ikinci üretici konumundayız. Ciddi anlamda söz sahibiyiz.
sektör olarak. Fakat üreticiler %70'e yakın bir ihracat artışı yakaladılar bu pandemiyle birlikte. Ve sektör şu anda emin olun ürün teslim edememekle, yani ürün ham madde bulamıyoruz, ürün teslim edemiyoruz, yeni sipariş almaktan bile korkuyoruz. Şu anda öyle bir konumdayız. Son zamanlardaki zamlarla birazcık piyasaya, iç piyasaya biraz ürün verildi. Fakat bu çok yeterli değil. Biliyorsunuz bizim hem dernekler vasıtasıyla hem de bakanlık düzeyinde de ciddi görüşmelerimiz oldu, çok adetli. Fakat biliyorsunuz sadece gözetim konusunda bir karar çıkmıştı. Fakat onun da bir faydası olmadı bu anlamda. Şu anda özellikle KOBİ'ler, ufak işletmeler ciddi anlamda malzeme ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz MDF Sunt'a. Ve fırsatçı dediğimiz işte toptan ürün satanlar da ciddi anlamda %25-%30 fabrika fiyatının üzerinde de ürün satılmaya başladı. Bu da vadeli alımlardı aslında bunların hepsi bu dönemden önce. Hepsi peşine döndü. Şu anda ürün, kim ne ürün bulabilirse inanın parasını verip hemen o ürünü alıp çalışıp üretip satmaya çalışıyor. Bu da aslında bakıldığında bizim sektörümüz için hakikaten kötü bir durum. Biz şunu diyoruz açıkçası, herkes de, her mecrada da şunu söylüyoruz. Biz mutlaka ihracat yapalım. İhracat yapmak çok güzel bir şey. Fakat katma değerli ürün satalım. Biz istihdam dostu bir sektörüz bilindiği gibi. Direkt 250 bin, dolaylı 500 bine yakın çalışanımız var. Biraz daha üretim gücümüzü daha da yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Çıkaracak da bu gücümüz de var. Fakat emin olun şu anda sanayici de korkuyor yeni yatırım yapmakta. Yeni sipariş almaktan korkuyoruz diyor. Evet, evet, çok, çok önemli. Ama bu ihracatı da muhtemelen gayet iyi gidiyor dedi başkan. Ama ihracatı da muhtemelen önümüzdeki dönemde biraz sıkıntıya sokabilir. Ne kadar bir ihracat beklentimiz var mobilyada Sayın Başkanım? Şu andaki hedef 4 milyar doları rahat aşacağız. İlk 6 ayda 2 milyar doları aştık. 1980'lerde kapattık. İkinci dönem çok daha rahat olacağını düşünüyoruz. Çünkü önümüzdeki günler daha rahat bir günler olarak görüyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz ise 4 milyar dolar aşacağız. 4 ile 4,5 milyar dolar arasında bir rakamla kapatırız diye düşünüyoruz. Başkan, ben de şunu sorayım. Biraz iç piyasa, yani içeride de en son maliyetleri konuştuk. Doğalgaz, elektrik zammı, bunlar çok yakın haberler. Sadece ham madde değil, bunlar da konuşuluyor. İçeride de acaba yeni sipariş almaktan korkuyor musunuz? Onu da öyle soralım. Aynı sorunlar, tüm sektörün sorunları aslında. Biliyorsunuz elektriğe %15 gibi bir zam geldi, doğalgaza geldi. Bugün aslında bu pandemiden çıktık. Biz aslında hükümet olarak bizlere rahatlatmaları gerekirken, önümüzü açmaları gerekirken şu anda ciddi bir zamla karşı karşıya kaldık. Hakikaten bunlar bizleri üzüyor bakıldığında. Tabii ki mutlaka sektörün veya hükümetin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ama inanın hemen açılır açılmaz böyle bir zamlarla karşı karşıya gelmemiz biraz aslında çok doğru olmadı diye düşünüyoruz. Bununla ilgili de aslında bu zamların geriye çekilmesi veya daha mantıklı bir şekilde bir düzenlenme yapılması gerekiyor diye bir görüşüm var. İç piyasada da aslında biliyorsunuz çok uzun zamandır yapılamayan düğünler ve nikahlar var. Bu nikahların hepsi birden üst üste gelmeye başladı. Bugün bakıldığında hepimizin masasının üstünde aşağı yukarı neredeyse haftanın 3 günü 4 günü ya nikah ya düğün olmaya başladı. Bu da birikmiş bir durumdu. Aslında sektör şu anda iç piyasada da ciddi bir hareket kazandı diyebiliriz. Evet. Ama sonuç olarak sadece yine en büyük tehlike alınan siparişlerin zamanında teslim edilmesiyle alakalı bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu da hızlı bir şekilde açacağımızı düşünüyorum. Peki. Nur Gürcan, çok teşekkürler. Bu zamlar meselesiyle ilgili söyleyeyim. Bir kısmı da nereden kaynaklanıyor? Çünkü çok ciddi bir şey var. Yani yılbaşında 300 lira olan
yani megawatt saat başına rakam 550 liraya çıktı. Yani bu piyasa takas fiyatı olarak söylendiği zaman bu rakamlar tabii önemli. Bunun bir şekilde yansıması gerekecek ama nereden kaynaklanıyor? Kuraklıktan kaynaklanıyor bir kısmı. Bir kısmı dolardan, dövizden kaynaklanıyor. Bir kısmı da kuraklıktan kaynaklanıyor. Çünkü HES'ler en büyük olan yani 30 bin megawattlık. Yani şimdi rüzgarda 9 bin megawatt, güneşte 7 bin, 8 bin megawatt. İşte şeyde HES'lerde de yani hidroelektrik santrallerinde de 30 bin megawatt var Türkiye'nin gücü. %22 ile 25 arasındaki pay elektrik üretiminde HES'lerin bir anda %12'lere düştü. Yarı yarıya düştü. Yarı yarıya düşünce o enerjinin fiyatı daha ucuz. Onun yerine ikame olarak doğalgaz girdi vesaire girdi. Bunlar birbirini tetikleyen bir konu haline geldi. Yani başka enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin ne kadar önemli olduğu da burada ortaya çıkıyor. Yani jeotermal sanayicileri derneğinin başkanıyla sohbet ediyordum. Evet oradaydık. Onun bahsediyor. Hakikaten oraların payının büyümesi lazım. Mesela jeotermalin payının mutlaka büyümesi lazım. Orada da yepyeni teknolojiler de ortaya çıkıyor. Petrol de, petrol sanayicilerinin bir kısmı da buraya yönelmiş vaziyette. Çünkü hani güneşe yönelseler ellerindeki aletleri kullanma imkanları yok. Ya da yani doğalgazda da böyle bir imkan yok. Güneşte de yok. O zaman sondajını yapacak bu alana, jeotermal alanına yönelmişler. Kızgın kayaçlar dönemi geliyor. Bir ara konuşalım. Bir programda istersen. Konuşalım. Tamam. Hakan abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hakan Güldağ'la beraberdik. Günden kalanlar da saat 19'da Zeliha Saraç 60 dakikada karşınızda.